Bugün sizlere havalimanları ve uçaklardaki kritik zafiyetleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemlerden kısaca bahsedeceğim. Her gün milyonlarca insanın kullandığı bu ulaşım aracı aslında bakarsanız çok teknolojik gözükse de içinde onlarca hatta yüzlerce zafiyet barındırmaktadır. Baktığımız zaman uçaklardaki en belirgin kritik zafiyetler radyo sinyalleriyle çalışan uçuş sistemleridir. Havada giden bir uçak yerle iletişimini GPS, ILS, VOR ve SATCOM gibi uydular aracılığıyla sağlarlar. Bunlar da tabii ki doğal olarak radyo sinyalleriyle çalışır. İkinci en büyük kritik açık ise elektronik sistemlerin manipüle edilebilmesi. Yani uçağın içindeki bulunan elektronik sistemler. Bunlar nedir? Hidrolik sistemler olabilir. Kokpitin içinde pilotların kullanmış olduğu elektronik sistemler olabilir. Bilgisayar sistemleri olabilir. Tabii ki yaka mikrofonu alışkanlığı olduğu için. Üçüncü en büyük kritik açık ise in-flight uçuş sistemleri. In-flight dediğimiz uçaklarda, koltuklarda gördüğümüz monitörlerdir. Bu monitörlerde multimedya, eğlence sistemleri bulunur. Bunların içindeki yazılımlar direkt SATCOM donanımlarıyla iletişime geçerek sizi internete çıkartırlar. Aslında uçakta kullandığımız iletişim uydular aracılığıyla sağlanmaktadır. Dördüncü en kritik zafiyet ise aslında fiziki bir zafiyet. Yangınlara karşı oldukça korumasız olmasıdır. Peki bunun bizle ne alakası var siber saldırıyla? Bir cep telefonu veya laptopla bir yangın çıkartmak oldukça kolay olabiliyor uçakta. Bunları tek tek şimdi anlatalım. Radyo sinyalleriyle çalışan uçuş sistemleri ekranda da gördüğünüz gibi klasik bir uçakta onlarca radyo alıcı ve vericisi vardır. GPS'i vardır, işte ILS dediğimiz otomatik iliş sistemi, alıcıları, antenleri vardır. TCAS dediğimiz çarpışma önleyici sistem, alıcılı vericileri. Yani uçağın hemen hemen her tarafı bir alıcı ve vericiyle donatılmış durumdadır. Bunlardan en önemlisi otomatik iniş sistemidir. Çünkü bir karlı havada veya sisli havada uçağı pilot piste kadar getirir ve bundan sonrasını ILS sistemi gerçekleştirir piste inmesini. İkinci en önemli sistem ise GPS, VOR ve DME dediğimiz sistemler. Bunlar da uçak yine ILS tarzı ama bunlar uçak havada giderken belli sanal noktalar oluşturulur. Buradan sinyaller aracılığıyla uçağın o an işte hangi ülkenin hangi noktasının üzerinden geçtiğini gösterir bize. Tüm bu işlemler GPS sinyalleri ve yerden gelen VOR sinyalleriyle alınır. Yine uydu iletişim sistemleri var, SATCOM. İşte bu içeride internete bağlanmasına olanak sağlayan sistemler olarak söyleyebiliriz. Ya da uçak firmasının kendi merkeziyle arasındaki olan iletişimden sağlayan cihazlardır. Bir uydu terminaldir. Uydu cep telefonu gibi algılayabilirsiniz bunları. Sesli iletişim sistemleri de pilotların yer ile görüştüğü radyo telsizler sistemleridir. Otomatik iniş sistemini biraz açmak gerekirse, resimde de gördüğünüz gibi bir uçak piste yaklaşık işte 5-10 kilometre kayaya kadar kendi imkanlarıyla gelir. İsterse pilot manuel sürer, isterse otomatik pilotla gelir. Piste yaklaştığı zaman, localizer denen bir sisteme girdiği zaman ILS aktif olur ve bundan sonra pilot hiçbir şeye basmaz. Piste tekerlek vurana kadar uçak kendiliğinden süzülerek, rotasını bularak piste inişini gerçekleştirir. Bu ILS anteni de uçağın en ön kısmındadır, imajda gördüğümüz gibi. Çünkü tam pisti karşıladığı için antenin orada olması gerekir. Yine radyo yön sistemlerinden bahsetmiştik. GPS sistemi. GPS de klasik bildiğimiz telefonlarda kullandığımız aslında GPS de hemen hemen aynı. Donanımları görüyorsunuz. Klasik bir Cessna uçağında herhangi bir yani tüm uçaklarda neredeyse şu gördüğünüz donanımlar mevcuttur. Orada uçuş planı oluştururken GPS koordinatını verebilir, VOR koordinatını verir. Örneğin İstanbul'dan Trabzon'a giden bir uçak uçuş planını oluştururken İstanbul'dan kalkış noktasını belirler, VOR noktasını. Daha sonra der ki işte ben Sakarya üstünden gideceğim, Sakarya'daki VOR noktasını verir, Ankara'yı verir. Ta ki Trabzon'a gelene kadar birkaç nokta belirler, en kısa yolu belirler kendince o günkü hava şartına göre. Bu noktaları bilgisayara girerek sanal noktalar oluşturur bilgisayarda ve o frekanslara göre uçaklar gitmeye başlarlar. Bu resimde gördüğünüz, sağda gördüğünüz de yerdeki VOR istasyonları. Yani bunlar belli, Türkiye'nin belli noktalarında vardır. Sürekli uçağa sinyal göndererek senin noktan burası. Yani ben mesela Sakarya VOR'uyum. Uçak benim frekansımı, Sakarya VOR'un frekansını bilgisayardan ayarladığı zaman buradan gelen sinyalle eşleştiğinde tam kendi koordinatını bulabiliyor. Yani tam üstünden geçtiği zaman Sakarya'dan geçtin anlamına geliyor onun gönderdiği sinyal. Bunlar da uçaklardaki uydu iletişim sistemleri, SATCOM sistemleri. Bu Amerikan Başkanı'nın kullandığı uçak. Gördüğünüz gibi birçok uyduya ait farklı verici ve alıcılar var. Milstar var, Amerika'nın askeri uydusuna ait. UHF SATCOM var, bu uydu üzerinden iletişim kuruyorlar. Aslında bir Wi-Fi gibi düşünebilirsiniz. Bir içinde SATCOM
şeyi var, donanımı var. Bunu Wi-Fi olarak düşünebilirsiniz ama uyduyla iletişime geçiyor ve yer, uydu da yere gönderiyor bilgileri. Yine Inmarsat var. VLF, LF vericileri alıcıları var. HF alıcıları var. Yani gördüğünüz gibi her tarafında bir alıcı ve verici mutlaka var. Sağ taraftaki listede de genellikle deniz ve havada kullanılan sivil SATCOM donanımları var. Örneğin bir tekneniz varsa veya bir sivil uçağınız varsa buna bir SATCOM donanımı alıp takabiliyorsunuz. Bunlar tamamen sivil piyasada satılan şeyler. Lisanssız olarak satılabiliyor. Siz de alıp bisikletinize bile takabilirsiniz bu donanımı. Bu donanım ne yapıyor? Uyduyla sizin iletişiminizi sağlıyor. Teknelerden düşünün. Örneğin İstanbul Boğazı'ndaki hemen hemen her teknede bundan vardır. Sürekli bir iletişim ağı kuruyor bu. Veya kendi teknenize taktığınız zaman cep telefonu da telefonu da bağlayarak uydu üzerinden görüşme yapabilirsiniz. İnternet alabilirsiniz. Bu 2018 yılında yapılan bir araştırmada piyasadaki bulunan, en çok satılan bu donanımların zafiyetleri belirtilmiş. Buradaki en büyük zafiyetler kullanılan donanımların default password'leri. Nasıl eve Wi-Fi modemi aldığımızda default bir password gelir. 1, 2, 3, 4, 5 de bu eskiden genelde. Şimdi biraz uzun geliyor. Bu donanımlarda geldiği zaman admin, 1, 2, 3, 4, 5 gibi default password'lerle geliyor. Ve bunu yani tekne sahibi veya uçak sahibi değiştirmiyor çok fazla. Çünkü teknik bilgisi bu kadar olmayabiliyor. Ve uzaktaki saldırganlar bu donanımlara çok rahatlıkla erişebiliyor.